Ekranda bakın bir kırmızı yandı. Ve beraber bakalım. 3, 2, 1. Oo. Arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün arkamda Toyota'nın S-Class'ı var. Toyota'da alıp alabileceğiniz, aslına bakarsanız binek modellerde, yani sedan modellerdeki en büyük kasa Toyota Camry ile beraberiz. Arkamdaki araç 1999 model. Sizlere bir sürü donanım anlatacağım bu araçta ve ekstra şundan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu araçta V6 motor bulunuyor. 3.0 V6 motorun o güzel sesine, o güzel performansına beraber doyacağız. Her zamanki yerimizde 0-100 yapacağız. Her zamanki yollarımıza, virajlarımıza gireceğiz. Ve aslında şunu merak ediyorum. Yani hep bu yollarda 2020 model, 2023 model yepyeni 0 araçlar kullanıyoruz. Onların hissiyatlarına alıştık. Hep sert araçlara alıştık. Bakalım bu Camry ne kadar yumuşak. Bakalım bu Camry ne kadar konforlu. Umarım video hoşunuza gider. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Camry'nin anahtarını bu şekilde göstereceğim ama bu sonradan yapılmış bir anahtar. Bunların tabii ki yedek anahtarları, orijinal anahtarları duruyor. Şu an yanımızda olmadığı için. Ama hemen ben sizlere anahtarın fotoğrafını koyayım bu bölüme. Çünkü anahtar bizim için önemli. Bu araç aslında çoğu Camry'de göremeyeceğiniz kadar orijinal, temiz bir şekilde bakılmış halde. Aslında o yüzden de çok çekmek istedim. Kilometresi 380 binlerde olmasına rağmen içerideki kondisyonu ne kadar temiz bir Toyota olduğunu gösterecek. Yani Toyota'nın yıllar geçse de eskimediğini sizlere gösterecek. Aracımızda sunroofumuz bulunuyor. Sunroof bunlar da bulunmuyor demiş değil mi Hüseyin abi? Çok nadir bulunuyor. Hüseyin abi arabanın sahibi arkadaşlar. O da böyle özel araçları seven bir insan. Ben de bu araçlara bayılıyorum. Şimdi biliyorsunuz bu arada eski araçlara da bakıyorum. Bizim ülkemizde ne görüyorsunuz? Genelde Corolla görüyorsunuz. Yani 1.3, 1.6 Corolla'lar. Hadi bir üstüne çıkalım dediğinizde Corona adında bir araç var. Toyota Corona'ları görüyorsunuz. Sonrasında Avensis'ler var. Avensis'ler de Corona'larla aynı ya da Carina var. Carina. Ha Carina evet. Sonra Avensis. Evet, aslında Avensis. Bayağı bir sedan araç yapmışlar araba zamanında. Yani, ama 3000 motor olanlarda sadece Camry. Camry 3000 Camry. Motor sadece. Aynen. Peki Carina mı büyük oluyor, Avensis mi büyük oluyor sence? Yeni nesiller Avensis. Ha, isim değişikliği. Tabii Carina zaten bir nesil. 2000 model kadar geliyor galiba Carina. Tamam. Ya ben açık, o araçlara çok hakim değilim ama sen daha hakimsin. Ha, evet. Güzel muhabbet Carina edeceğiz. Ha Carina bin değil ha. Onlar 2000 motor mu 2000 peki? GLA'yı. Aslında bak ülkemizde yani 1.6 motor tutuyor, 2.0'lar tutmuyor abi. Niye ise evet. Öyle bir durum var arkadaşlar. Yani bunu fark etmişsinizdir. Toyota'nın büyük motorları çok fazla var. Mesela o Corona'ların 2.0'ları var. Kimse almıyor yani doğrusu. Çok aşırı bir piyasası yok. Ya niye ise tercih edilmiyor. Ondan vergisi yüksek. Ama eski kasa, eski kasalarda... Eski kasalarda evet vergi derdi yok ama o yani ilk çıktığında 2000 motorların belki fiyatları pahalıydı. O zaman alınmamış o evet. O zaman da alınmıyordu. İşte yolda da konuştuk ya, az sayıda olan araç bizim ülkemizde sanki tutulmayacakmış gibi bir izlenim veriyor. Yani evet. Aslında doğru bir durum değil. Az sayıda olsa dahi güzel olabilir. Yani belki o Corona'lar da güzel bir araçtır. Bilmiyorum, tabii sürmedim. Tabii. Büyük kasa çünkü onlarda. Ama burada arkadaşlar Toyota'nın artık binek araçta, sedanda görebileceğiniz son noktasını görüyoruz. Bunun daha üstü yok. Aynı olur. Evet, arkadaşlarımıza selam verdiler. Büyüklüğünü zaten sürerken hissediyorsunuz. Araç gittikçe gidiyor. Tam metre olarak 5 metre civarında bu gördüğünüz kadar. Değil mi? Tam 5 metre. Metre. Yani aslına bakarsan bir Volkswagen Transporter'la aynı uzunlukta, Amarok'la aynı uzunlukta bir aracı görüyoruz şu anda biz. Baktığımızda arkadaşlar o yıllarda 99 yılında burada halojen farlar kullanılmış, halojen sislerimiz kullanılmış. Aracın rengi güzel bir renk. Böyle British Racing Grey tarzında bir yeşili var. Güzel tatlı bir yeşil. Ya ton değiştiriyor. Geceleri bu siyah olarak gözükür. Yani biraz öyle çok da koyulaşıyor. Yani. Evet, koyulaşır kesinlikle. Güzel bir renk. Camlarda aslında bir film var abi. Yani bu çok güzel gözüküyor bak. Sanki kendi rengi camların ya. Ha kendi rengi mi? Rengi. He, film yok camlarda diye biliyorum ben. Bu herhalde güneşe göre belki şey biraz daha. Evet, biraz önce böyle değildi bu camlar. Şey yapıyor, karartıyor kendini. Evet. Güneş vurunca. Arkadaşlar fark ediyor musun bilmiyorum ama yani biraz önce baktığımızda bu şekilde değildi. Evet. Senin dükkanın önünde evet, evet. Gölgedeyken bu şekilde görünmüyordu. Benim çok hoşuma gidiyor. Eski araçlara, Corolla'ydı mesela cam filmi yapmamı istiyor aracın sahibi eniştem. Hı-hı. Ama yakışmıyor abi. Yani evet. Eski araçlara siyah cam filmi gitmiyor. Ya böyle bir renkli olacak. Evet. Ya da o Mercedes'in böyle hafif morumsu, mavimsi. Evet, evet. Ya ondan olacak. Evet. Ya da hafif yansıtmalı bir cam filmi olacak. Mesela bu hafif yansıtmalı bir yeşilimsi, mavimsi bir tonda. Bu bile çok güzel. Yani bunlar insanı mutlu ediyor. Hatta şu an hafif güneş vuruyor. Çok tatlı görünüyor buradan. Kesinlikle. Ben çok beğendim bu şekilde olmasını. Arkaya geçtiğinizde aslında tam bir Amerikan aracına benzeyen tasarıma sahip bir araç görüyorsunuz. Zaten Camry'ler de Amerika'da aşırı derecede fazla satıyor. Çok seviliyor oralarda. Çünkü arıza yapmıyor bu araçlar. Daha sağlam araçlar. Avrupa araçlarına göre bu Toyota'ları tercih ediyorlar. Tabii, tabii. Arkada şu V6 yazısını görüyorsunuz. Yani yolda gördüğünüzde bu Camry'nin ne olduğunu az çok size anlatıyor. Birazdan zaten biz de performansına bakacağız. Sen de trafiğe kapalı alanlarda 230 civarını gördün diyorsun. Tabii, maksimum 230'u
gördüm daha 2.50'ye kadar gider. Gider kesin yani. Gider, kesin gider. Güzel. Neden? Devir saati 2.30'dayken yani 5.000-5.500 devir arasında falan. Oo, evet. 7.000 devir çeviriyor araba. Bir de bu kesilmez ki zaten yani. Yok, soluksuz gidiyor zaten. V6'nın pürüzsüz çalışma durumu var. Yani kullanmadıysanız eğer fırsatınız olursa bir kere kullanın. O pürüzsüzlüğü, o sarsıntısızlığı hissedeceksiniz. O düz motorun sallanmasını, yani ne kadar kulakları iyi olsa da düz motorlar sallanıyor. Yani kesinlikle. O kesinlikle böyle bir durum var. Ama V6'da arkadaşlar motorun pistonların yapısı bu şekilde olduğu için birbirini dengeliyorlar ve nötrlüyorlar aslında o titreşimi. Böylece motor kulaklarına da çok fazla iş düşmüyor. 1.5 3 silindir, 3000 alt silindir. İkiye kesse iki tane motor çıkartırız evet. Herhalde. BMW yaptı ya öyle. BMW'nin motorları o şekilde yapıldı. Aslında buna bir çift egzoza yakışırmış yani bu araca. Hatta evet. Bir sağda bir solda böyle orijinali de yakışırmıştı. Şöyle bagajımız arkadaşlar, dilerseniz içeriden tuşla açabiliyorsunuz. Dilerseniz de buradan kilidini açarak aktif edebiliyorsunuz. Şöyle bagajımızı kaldıralım. Şimdi bu araçların hepsinde bulunmuyor değil mi şu donanım? Yok. Yani tabii. Yok. Şimdi videoyu izleyen arkadaşlarımızdan da çoğu bunu görmemiş olabilirler. Arkadaşlar bu bir CD changer olarak geçiyor. Eski yıllarda araçlarda CD changer'lar bulunuyordu. Yani şimdiki gibi USB girişi yok ya da sadece kasetçiler var. İşte CD changer'lı araçlar o zamanlar ekstra bir özelliğe sahip olmuş oluyordu. Şöyle buraya basıyoruz. Bakın. Hop, sizlere şöyle disket yuvasını veriyor. Buraya sizler müzik disklerinizi takıyorsunuz. 6 tane değil mi? Tane. Klasik 6 tane alır genelde hep bunlar. Şöyle 6 tane sevdiğiniz diski takıyorsunuz. Evde doldurup ya da orijinal bir kaset alıp. Hop, bakın aktif oldu. İçeriden de girişini yaptığınızda sisteme direkt buradan müziğinizi dinliyorsunuz. Sen bunu kullanıyor musun? Müziğini CD'lerin var mı? Var içinde. He, tamam, bir açarız olmaz. Sistemine bakarız. Aslında bu aracın detaylarından biri bagajda. Bu faturaları göstersek problem olur mu acaba abi? Sıkıntı yok. Tamam. Bu mavi dosyanın içindeki tüm fabrika çıkış, bayi çıkış faturalarına kadar. Mesela bu 2004 senesinde, yani bu 99 ama 2004'te trafiğe çıkmış bu araba. Evet. Eskiden öyle bir durum varmış. Görüyorum aynen. Bazı araçlarda. Mesela baksana 19 milyon. Hani o zaman şeyler. Paraya bak. Sıfırlara bak. Evet. Her taraf sıfır. Yani burada işte Toyota'nın sandıkçı şeyleri, şurada muayenesi. Bu çok değerlidir. Aslında bu şey kullanma kılavuzu Toyota'nın. Evet. Orijinal. Hepsi bu de LPG tertemiz şeyine oturmuş. Kadar duruyor. Hı hı. Takımına kadar. Aslında şunu merak ediyorum. Şimdi bizim izleyen yaşı büyük abilerimiz de oluyor. Bu yıllarda illaki sizler de bir Corolla almışsınızdır. Bu araç hangi yılda alınmış? 2004 yılında. 2004 yılında mesela bir Corolla aldığınızda kaç para verdiniz? Onu çok merak ediyorum. Yani 19 milyon buysa bir Corolla'nın en fazla işte 8, 9, 10 milyon falan olması bak, lazım. Bak orada 19 milyar. Ona bakayım az önce. 19 milyar. Ha, 19 milyar. 19 milyar. Evet, aynen. Milyon değil, milyar. 9 sıfır var. Yani bütün şeyler karışıyor şu anda. Yanlış anlamayın. Sakosa diye bir yerden alınmış. Bu hangi bayi acaba? Onu bilmiyorum. Bilmiyorum. Üsküdar'da bir bayi. Evet, Üsküdar yazıyor ama. Belki de şu an devam etmiyordur belki de çalışmaya. Olabilir. Peşin ödenmiş. Bu arada kredi falan yok. Evet. Ya bu detaylar çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. İl kodu 34 yani İstanbul'dan çıkmış. Sizler de yorumlara yazarsanız 2004 yılında bir Toyota'nın kaç para almışsınız ya da böyle bir yerden alan varsa yazarsa çok sevinirim. En azından bizlere de güzel anılar olur. Tüm bakım evraklarına kadar. Ha, bakımı servise yapılmış demiştin değil mi? Burada mesela bak Toyota'nın yetkili servisi Sandıkçı Plaza'da yapılan tüm bakım kağıtları. Ha, bizim burada yapmışlar. Burada. Ha. Burada işte Boşkar bizim Toyota amir dediğim evet. Yerde özel gelen yetkili servis. İşte triggeri falan değişmiş en son. Onların hepsini buradan baktım ben. Teyit ettim ya. Yani. Bu araç böyle işte motorun üst kapağı açılmış ya da ekstra hani motora rektifiye tarzında işlemler yapılmış bir araç değil. Onu söyleyeyim. 380 bin ama tabii Toyota'ların motorunu bitiremiyorsun. Yani 600-700 bin kesin gidiyor. Ondan sonrasında ya kullanıma bağlı aslında her şey. O durum da var. Yani temiz kullanırsan aracını 600-700'leri rahat görüyorsun. 1 milyonları da gören vardır bu araçta. Yani büyük motorlar biraz daha uzun ömürlü oluyor. Burada Toyota amblemi olan üzerinde bir el feneri göreceksiniz. Ben başta açıkçası sanki bir hediye gibi düşünmüştüm. Hani dışarıdan alınmış bir şey düşünmüştüm. Ama bu aracın orijinal yanında verilen. Orijinal vermişler. Takıyorsun. Buradan arkadaşlar şarj ediyorsunuz. Sonrasında demek ki yolda kalırsın ya da bir aynen. Lastiğin patlar diye. Bak hatta şey de var. Evet. Uyarı versin diye lambalar da var. Çok güzel. Peki şey şarjı var mı acaba? Hiç bilgin var mı? Yok, bu şarjı değildir bence. Çakmakta taktığın zaman çalışıyordur. He. Bilmedim ama. Doğru bak şey kablosu aynen. Uzun. He, kablosu uzun. Evet tamam. Dediğin gibi. Aktif çünkü şey hafif de içinde aynen. Batarya yok. Evet. Evet farklı bir cihaz arkadaşlar. Bence o zamanlarda başka veren yoktur bu şekilde. Ben daha önce görmedim. Bunun zarar vermeyelim. Şöyle köşeye koyalım. Birazdan virajlara girdiğimizde sağa sola çarpmasın. Bagajımız da bu şekilde. Çok geniş bir bagajımız var zaten. Ben sizlere litresini, hacmini belirteceğim. Burada 500 litre civarında var ya. Var. Evet. Yedek lastiğimiz var aşağıda. Yok. LPG olduğu için yedek lastik yok. Hayır. Normalde vardı ama. Ha, normalde var. Tabii. Tamam. Bagajımız arkadaşlar. Şöyle kapatabiliriz. Büyük bir bagaj. Şöyle kocaman. Ama yine çok işte stabil.
Orijinal vurmana bile gerek kalmadan tık diye kapanıyor. Farklı, özel hissettiren güzel bir araç var burada arkadaşlar. Şimdi gelin şöyle ne yapalım? Bir motoruna bakalım, sonra içeri içelim çünkü içeride de çok donanım var. Sürüşü de şu an herkes çok merak ediyordur. Olur. Ben biliyorum arkadaşlar hemen ileri alıyor. O yüzden biz önce motora hızlıca bakalım ve içeri geçelim arkadaşlar. Büyük bir motor kaputumuz var. Büyüklüğünün yanında bir de ağır bir motor kaputumuz var tabii ki haliyle. Zaten bunlar hep orijinal parçalar. Hiç değişen ya da böyle bir kazası falan yok bu aracın. Bu araçların yeni modellerini de çekmek isterim. Yakın zamanda belki 2005'ini çekeriz. Yine 2005'i beraber çekelim abi. Olur, çekeriz. En yeni kasasını geçen de gördüm bir arkadaşta. Mavi renkteydi. O da çok güzeldi. Yani böyle var ya. Yeni kasası da çok efsane duruyor. 2005 hibrit. Evet. Hibrit bir de çok hibrit. Güzel motor. Arkadan hibritler arkada galiba elektrik motorlar onların. Biraz farklı çalışıyor. Yani 4 çeker tarzında çalışıyor. Çok hoşuma gidiyor hibritleri. V tipi burada 3000 cc hacme sahip bir motorumuz bulunuyor. 190 beygir güç üretiyor. Tamamen atmosferik, tahmin edeceğiniz üzere herhangi bir turbo yok. Toyota o zamanlar kullanmıyordu. Şu an bile kullanmıyor. O zamanlara geçtim. Aslında bu turbolu olsa yani bunun ön takım falan dayanmaz buna. Amerika'da bunlara süper şarj takıyorlar. Aa. YouTube'da hatta ben çok izledim videolarını. Süper şarjın bir seti var. Hı-hı. O kadar basit ki montajı. Şu kısma her şeyi hazır. Şu kayış sistemini falan böyle daha uzun bir kayış takıyorsun. Şuraya tamam. Süper şarjörü koyuyorsun. Yani bir 30-40 beygir falan daha. Ve çok iyi. Sesi inanılmaz böyle. Böyle ince sesi var. Scirocco'da vardı benim süper şarjör. Abi o kadar güzel ki vızıl vızıl ediyor evet. Böyle. Yüksek devirlerde turbo ile beraber devreye giriyordu. Ama bunda tabii büyük motorla beraber çok daha çok belirgin daha, kendini evet. Hissettirir. Motorumuza şöyle bakarsak arkadaşlar öyle yağ kaçakları. Hatta terlemeler dahi yok diyebileceğim seviyede. Silmedim motoru kusura bakma. Yok hiç problem yok. Yıkamadım. Bence bu hali daha güzel. Yani yaşanmışlığı görmemiz daha güzel. Bunlar Toyota zaten. Evet bu da yine o şeyden değişti. Büyük ihtimalle yeni bayide değiştirilmiş. Evet. 12 volt 70 amperlik bataryamız var. Kutu da açmıyor açıkçası. Ben şimdi bir yıldır biniyorum. Evet. Hani çok şükür bir yıldır ne yağ ne su. Hani bir gram eklememişim. Ha eksiltme falan yapmıyor. Hiç yok hiç. Yani suyu da aynı yağı da. Bence bu motorun performansına içeride bakalım. Şöyle güzel bir keyfini çıkaralım. Ama bir donanımlarını göstereceğim. Özellikle arka koltuğa bakacağım. Sonrasında devam edeceğiz. Normalde araçlarda nedir? Ön kapı ile arka kapı birbirinden farklı olur. Ön kapı büyük olur, arka kapı kısa olur. Bunda tam aksine ikisi birbirine eşit arkadaşlar. Şöyle kocaman bir kapıya sahipsiniz. Arkaya geçtiğinizde hemen şöyle sizlere diz mesafesini göstereyim. Binip inmek gayet kolay. Diz mesafemiz bu şekilde. Ben oldukça arkadayım bu arada. Evet, koltuklarımızı iyice arkaya doğru aldım. Koltuklar şöyle yumuşacık. Ya bu arabada kesinlikle bir Mercedes şeyi var. Evet. Hissiyatı var arkadan. Ön taraf böyle gözüküyor. Yayvan bir göz. Kocaman bir araç. Direksiyonumuz kocaman. Birazdan onu bakacağız. Yukarıda sunroofumuz olması gerektiği gibi. Bu araçlarda sunroofsuz binilmez abi. Yani insanı basar bunlar. Evet. Sunroof olacak böyle lüks araçlarda. Şöyle. Oo, arkada bağırtına bakın ne güzel açıldı. Mekanizması da güzel çalışıyor. Ona. Şaka yapıyorsun vallahi abi. Vallahi bilmiyordum. Çok güzel. Aa, iyiymiş. Mekanizması da güzel çalışıyor. Güzel. Pıt hemen açılıp kapanıyor. Ben bunların çalışmasını çok severim. Yani oldu mu çalışacak abi o şekilde görünecek. Camlarımız tabii ki elektrikli. Bu yumuşak dışı. Ben de şimdi bak. Tabii tabii evet yumuşacık. Yumuşak. Normalde arkalar sert olur. Aynen. Buralarda delilerimiz devam ediyor. Aslında burada ekstra fitil daha yapmışlar biliyor musun? Yani bu camın fitili ekstra bu kadar kalın. Evet. Yani normalde hep kapının üzerinde olur ya fitiller. Burada bir tık daha fitil yapılmış. Yani 120 ile giderken nasıl bir ses çıkaracak? İşte 130 ile giderken güncel araçlar gibi bir ses çıkaracak mı? Beraber onu da bakacağız. Bunlar acaba ahşap olabilir bunlar ya. Tam emin olamıyorum ama. Yani boş ses gelmiyor. Plastik değil o kesin de. Güzel bir malzeme. Kapı cepleri o yılların hastalığı küçücük. Hiç kapı cebi yapmıyorlar o zamanlar. Yani su içmiyorlarmış diye düşünüyorlar büyük ihtimalle insanlar. Buradan depo kapağımızı açabiliyoruz. Bagajımızı açıyoruz. Sis farımız arka sisimiz arkadaşlar. Bu. Buradan kullanılıyor. Ön sis de bunun üzerinde mi? Evet. Şöyle kolun üzerinde de ön sisimiz var. Aydınlatmaları sen mi değiştirdin abi bunun? Evet, onları biraz daha şey yaptım. Görünür biraz olsun diye değil mi? Görünür olsun diye sarıydı. Bu bölgeyi öyle sökebildin ha? Bizim elektrikçi çok basit yaptı ya. He. Yarım saatte halletti onları. Çok iyi ampulü değiştiriyor zaten. Evet, evet. T5'ti galiba. T5 olması lazım ampulü var onların. Böyle elektrikli aynalarımız bulunuyor. Bu göstergenin aydınlatmasını buradan Reostat'dan ayarlayabiliyorsunuz. Direksiyon ayarımız da arkadaşlar farklı. Şöyle sadece tutmanız yeterli oluyor. Bakın burada bir kol var. Şunu havaya kaldırıyorsunuz. Sonra bu bölgeyi istediğiniz gibi oynatın. Yani bizim hani araçlar nedir? Komple açarsınız. Boşa çıkar sonra sıkıştırırsınız. O tarz değil. Yakıt değerlerini bu araçta görebiliyor musunuz peki? Yol bilgisayarı var mı? Bilgisayarı yok. Aslında 99 yılında BMW'ler falan kullanıyordu. Evet. Yani 94'ten itibaren kullanıyorlardı. Bunu da yapmamışlar. Ben de baktım. Trip A var. Trip B var.
Evet, ondan sadece o odometre yani işte kilometreyi tutuyor. Ya zaten bunlara ne, kimler biliyor? Araplar biliyor abi. Camry, Araplar. Evet, Camry hastası. Evet. Araplar, ya onların hiçbir derdi yok. Burada orijinal bir teybimiz var. Bu teyip çalışıyor değil mi? Tabii çalışıyor. Hemen bir anahtar takayım. Arkadaşlar şu detayı atlamayalım. Bakın aşağıda orijinal Camry paspasları var ve mavi renkte yazmışlar. Çok güzel görünüyor. Şöyle kontağımızı bir aktif edelim. Bakın duyduğunuz ses arkadaki antenin havaya kalkmasının sesi. Onu ben birazdan sizlere çekeceğim. Tamam. Oo, radyo çok iyi çekiyor. Evet çekiyor. Anten çok uzun ya. Uyduya bağlanıyor. Bizim araçlarda hiç çekmezdi. Ben Toros'a ne yapardım biliyor musun? Şey, anten şuradaydı ya Toros'un. Evet. Dikerdim iyice. Tam dik yapardım böyle. Sonra bir de yolda giderken rüzgarla şak diye tavana vururdu. Benim Mazda'da vardı. Kapının bu tarafında elimle çekiyordum yukarı doğru. Abi anten çok önemli. Yani biz o anten çeksin diye neler yaptık ya. Ama bunda hiç gerek yok. Oo. Abi ses sistemi çok iyi. Önlerde sadece şey var. Sony hoparlör almıştım. Tamam. Sony'nin güzel bir serisini. Önlere taktırdım sadece. Arkadakiler biraz sesi bozuyor aslında. Söktürmem lazım da. Yani söktürmek istemedim. Ama şey olarak yani böyle etraftan akustik geliyor. Ha, evet ses. Varmış gibi, kesinlikle yani o fark var. Evet. Güzel. Orijinal Toyota teybimizi görüyorsunuz. Bunlar önemli detaylar bence. Ben bunları çok seviyorum. Şöyle hemen burada dijital klimamız var. Bir daha klimaya bastığın zaman mesela şimdi 28 derece içerideki sıcaklık. Bu da dışarıdaki sıcaklığı gösteriyor. Tamam. 15 derece. Çok iyi. Bunu çok istiyorum işte. İçeride sıcaklığı görünmüyor. Aynen. Hala Tesla'da da gözükmüyor. Telefondan bakıyorum mesela. Böyle bir gözümüz daha var yine. İçi kadife kaplı. Vitesimiz tabii ki şanzımanımız bu bölümden kontrol ediliyor. O yıllarda hep bu tasarım var. Evet. Ama ekstra arkadaşlar burada bakın tuş var. Bu tuşa bastığınızda araç performans yani spor moduna geçiyormuş gibi bir izlenim veriyor. Koltuk kısımlarımız var. Burada 2 adet bardaklığımız var. El frenimiz tabii ki elektrikli değil. Böyle güzel bir gözümüz daha var. İçerik donanımlar bu şekilde. Arkada şöyle güzel bir donanım var. Bakın kitap okuma aydınlatması var ve bu arka sağ koltuğa koyulmuş. Yani burada yönetici oturacak. Gazetesini okuyacak. Evet ya da işte belgelerden okuyacak. Güzel bir aydınlatma koyulmuş arkadaşlar. İstediği yere ayarlayacak onu. Yıllar önce görenler, işte beğenenler şu an bu videoyu böyle dikkatlice izliyorlar. Evet, şu şeyleri çok güzel. Yandan onu düşünmüşler mesela. Evet. Oturan gelirse güneş kapatsın. Kesinlikle burada aynı şekilde bulunuyor arkadaşlar. Şöyle aynamız var. Aydınlatmamız yine yanıyor. Arkadaşlar şimdi biz ayarlayalım ve şöyle sürüşe geçelim. Bu aracın sizlere güzel motor sesini dinleteyim. Marşa basıyorum. Kesinlikle bir şey gibi çalışıyor ya. Amerikan gibi çalışıyor. Ve devirlenme çok hızlı abi. Evet. Yani gaz tepkimesi sanki böyle hani derler ya pedal commander gibi şeyler vardı. Tepkimeni hızlandıran. Onlar gibi. Arkadaşlar. Motora göre değil mi? Evet. Çok çok evet kesinlikle. Hiçbir sarsıntı yok. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın geriye taktığınızda orijinal park sensörünün sesini de duyuyorsunuz bu arada. Şöyle emir kemerimizi el frenimizi indirelim ve sürüşümüze başlayalım bakalım nasıl olacak. Bir kalkış yapmak istiyorum yani 0-100'ü bunun kaç saniye tutacak onu merak ediyorum. Bu araçta arkadaşlar LPG var ancak kullanılmıyor bilginiz olsun. Yani şu anda biz benzinde kullanıyoruz. Belki eski sahibi falan taktırdı değil mi? Evet evet. Hı. Bir önceki sahibi taktırmış. Ulan uzun yolda ben sadece LPG alıyorum. Şehir içinde benzinde kullanıyorum. Şöyle her zamanki yerimizde güzel bir kalkış yapalım. Dörtlünün yeri. Evet şöyle arkadaşlar ekranda bakın bir kırmızı yandı. Ve beraber bakalım. 3 2 1 Oo. Abi çok farklı tepki verdi. Mükemmel gidiyor. Yüzü gördük bile. Sarhumuzu. Sarhumuzu da kapatalım. Ya oradan geçti bak hiç sarsıntı bile olmadı. Evet. Anında gördü. Bu ses de fitilerden. Fitilerden aynen. Ama ilk kalkış acayip şeydi. Yani manuel vitesle kalkmış gibi hissettim ya. Şanzıman müthiş ya maşallah. Yani arabanın şanzımanına bayıldım abi öyle söyleyeyim ya. Solumsuz gidiyor. Evet. Dediğim gibi ilk kalkış sanki debriyajdan ayağımı bir anda çekmişim gibi kalktı araç. Normalde arkadaşlar hayatta eski şanzımanlar böyle bir kalkış yapmaz. Yani çok tepkisel. 8 saniye falan oldu herhalde aşağıda. Bence de çok iyi oldu yani merak ediyorum videonun içerisine bakacağım ben de. Çok keyifli bir şekilde hızlandık. Ve hızlandıkça açılıyor yani onu da fark ediyorsun. Durduk yere olay çıkardılar kendi kendine ne oluyor? Tabi bu overdrive'a aldığınız için değil mi? Tabi. Bu kadar net olması. Bizim şu viraja da birazcık abi şöyle bir
seri girelim. Bakalım ne kadar yatacak. Bak farklı giriyor biliyor musun? Yani şimdi yatıyor ama güvenli diye geldi. Evet, çok, bu çok farklıydı. Bunu mesela hep yeni araçlara alışmışız ya. Onlar böyle hafif kayıyor, sepet diyor. Bunda böyle bir farklı hissiyat oldu. Arkadaşlar 100 km hızla gidiyoruz. Şu an 3000 devirde tabii overdrive olduğu için hemen hop gördünüz mü? Hemen bir deviri aşağıya indirdi. Devir aralığı çok güzel şu an. Bak şimdi 110'lu neredeyse 2300-2400 civarında gidiyor. Dizel gibi. 110'lu. Evet, kesinlikle dizel gibi. 7000 devir çeviriyor öyle düşün bir de. Dur, biraz önce abi bayağı gördüm ne kadar devir çevirdiğini. Maşallah. Ya bir de araçta şey var. O akıcılık var ya. Hani sen de bahsettin ya, Mercedes gibi akıyor bu araba, evet, diye. Evet, kesinlikle bir akıyor yani. İstersen farları yakabilirsin, daha net çıkartırsan. Heh, evet, kadranlarımız. Kadranlar çok net olmuş işte ya. Evet. Normalde sarılar birisi gözüküyor, bir yeri gözükmüyor aynen, böyle. Aynen. Bu çok güzel olmuş. Eğer eski bir araç alırsam senin elektrikçiye gelirim. Onunla yaparız. Kornamızı bakayım, merak ettim. Heh. O yıllarda Toyota böyle çok ince, tiz bir, evet, korna kullanmış. Şeyde de böyle, Corolla da böyle. Dolmuş kornası gibi. Roadrunner. Aynen. Roadrunner. Kesinlikle araç yol istiyor ya. Bu şey, koyun görünümlü kurt. Kesinlikle. Bir de frenlerin de çok şey. Yumuşak değil mi çok? Evet, ama şey, hemen kapsıyor, hemen tutuyor, hemen ısırıyor hemen. Aynen. Evet, kesinlikle o konu çok güzel. Yani titreme mitreme hiçbir şey yok. Yok. Mesela şöyle 10 yapalım cruise kontrolümüzü. Heh. Arkadaşlar şu an cruise kontrolü aldım. O zamanlarda ne kadar basit bir cruise kontrolü yapmışlar ya. Hemen tık üzerine bas, bir aşağı çek, set. Şu an bu cruise kontrolü Toyota hala kullanıyor biliyor musun? Aynısını. Allah Allah, aynı tarzda. 2017 model CHR'de böyle aynı cruise kontrolü var. Yine çubuk burada mı? Evet, benim Auris var ya. 2008 aynısı, aynı yerde aynı özellikler. Allah Allah, direksiyona mı taş? Çok enteresan. Hala direksiyona tuş şey üzerine koymamışlar, evet, tuşları. Evet. Ama çok pratik. Giderken yolda ayın alışınca. Bak çok şu olay güzel. Şöyle hemen elinin altında el gazıyla hızlanmak. Evet. Tık 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 tık. Ya eski araçlarda bunlar çok büyük konforlar abi. Kesinlikle. Ya uzun yolda hiç yormuyor yani, öyle söyleyeyim. Bak normalde 1.6 olsa gene frene bastığınız anda iptal ediyor arkadaşlar. Uzun yol şey 1.6 motor olsa şunu yükselttiğin anda bekler böyle. Hızlanacağım, devirleneceğim diyor işte. Evet. Bunda hemen yükselttiğin anda kaldığı yerden devam ediyor. Arkadaşlar şu an ne hissediyorum onu sizlere anlatayım. Öncelikle kocaman bir arabanın içindeyim. Yani bazı araçlar var büyük ama küçük hissettiriyor yani kullanırken. Bu harbiden büyük ve üzerinde daha da büyük hissettiriyor kendini. Onu söyleyeyim, her tarafı böyle tam net göremiyorsunuz. Mesela normalde bu tarz araçlarda kaputu görürsün. Mesela ben göremiyorum kaputu, en dipteyim şu anda. Bir tık daha böyle kaputu görmek isterdim. Şöyle kafamı kaldırmam gerekiyor. Benim çok tarzım değil ama bu böyle alçak göğüsler görüşü de bir daha arttırıyor. Yani bu Alman araçları genelde biraz daha şey, duvar gibi yüksek göğüs oluyor. Bunlar da alçak göğüs tercih edilmiş. Tırcı arkadaşa yol verdik. Torpidosu eskilerde kısa ya. Mesela şimdi yeni nesil arabalarda çok uzun torpido var. Hiç sevmiyorum abi uzun. Uzun hiç güzel olmuyor. Bu kesinlikle kısa olacak. Kısa kontrolü çok daha iyi hale getiriyor. İç mekandan yer çalıyormuş gibi oluyor. Şöyle tırı geçerken ya bunu abi nasıl bir şey istiyor biliyor musun? Arkaya böyle çok hafif bir spor son susturucu istiyor bunu biliyor musun? Hafif gaz verdiğinde vızıldayarak arkadan ses gelecek. Evet. O V6'nın motor sesini daha çok duymak istiyorum. Şimdi bu hiç gelmiyor neredeyse. Evet, bu kesinlikle öyle. Bu da gelen ses de motorun, yani egzozdan değil motordan gelen ses, evet, diyoruz, evet, sadece. Hafif egzozdan böyle bir, hani bunun orijinal kesin vardır egzozu. Hafiften yine Amerika'da kullanıyorlar kesin. Spor bir egzoz. Evet, rahatsız etmeyecek tarzda, sadece yüksek devirlerde aktif olacak tarzda çok güzel olur. Bugün bizim yolumuz arkadaşlar, şu an bize hiçbir imkan vermiyor. Umarım bunun da camını kırmam. Allah göstermesin. İşte şu kamyonlar camımı kırıyor abi. Yani şunu çok rahat söyleyebilirim. Bu arabanın en sevdiğim yanı bu pürüzsüz gidişi oldu. Yani bunda işte 2000 motor olsa kesinlikle böyle bir hissiyat vermez. Var mı bunların 2000 versiyonları? 2.2'si var, 2.4'ü var. Ben hiç zannetmiyorum ondan tutulduğunu. 3.0'ı var. Aynen. Tutulan 3.0 zaten. 3.0. Evet. Yani o aynı hissiyatı vermez. 2.4'ler 4 silindir zaten. Heh. Bunlar da yani kasaya ufak geliyor motor. Kesinlikle. Ya bu bile anca götürüyor diyebilirim. Aynen. Sonunda yolumuz açıldı arkadaşlar. Ya devire bakar mısınız arkadaşlar? Bence bunda da yine VTEC gibi bir sistem var abi. Olabilir. 4000'den sonra bir anda hızlanıyor devir. Evet.
Bak şimdi 160'la mesela iş yerinden taşmadan döneceğim. Yola bildiğin oturuyor bu araç. Yeni araçlarla hiç alakası yok ya. Uçamadı gibi ya. Evet, hiç alakası yok yeni araçlarla. Böyle bir araç hiç kullanmadım yakın zamanda. Ya hem eski, hem mekanik, hem konforlu, hem evet, pürüzsüz. Hepsini yaşıyorsun bu arabada. Evet evet, kesinlikle. Pürüzsüz. Tam kelimesi pürüzsüz ya. Ben şey diyorum, Dipex'i motor. Evet. Dipex'i. Senin alt takımın da çok sağlam ama. Yani direksiyona hiç böyle vurma etme yapmıyor çevirirken. Hiç boşluk falan diyor. Evet. Mesela bu virajı da yine şeridimizde dönelim bakalım. Burası çok keskin bir yer. Videolarda ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama. Yoldan koparmak çok zor arabaya. Aslında nasıl yattığını görürsün. Evet evet. Yani hep beraber yattık, hep beraber evet, kalktık arabayla. Zaten direksiyonu her çevirişinde böyle bir yatıyor kalkıyor, yatıyor kalkıyor. Devirlenme konusunda arkadaşlar, şimdi tekrar birazdan göstereceğim. Yani o aslında Toyota'da da var, Valvetronic biliyorsun. Yani evet, VTEC'in, evet, VTEC'in benzeri. Bunda da büyük ihtimalle o teknoloji var. Çünkü 4000'den sonra ciddi anlamda hızlı devirlenmeye başlıyor. Bir 120'de ne yaptığını merak ediyorum. 120'ye hemen gireceğim. 2600 devir civarında, evet, 120 ile ilerleyebiliyor. Şöyle sağa doğru sinyalimizi verelim. Aynalar çok küçük abi ya. Bu aynaları maalesef, niye maalesef böyle tercih eder bilmiyorum ama benim rahatsız ediyor biraz. Ya Toyota'nın genelinde var. Mesela evet. Ben 2008 Auris, onda da mesela çok küçük aynalar. Değil mi? Çok küçük abi, yani bu da öyle. Maalesef o konuda bir tık daha hakim olmak istiyor insan. Bak frene basıyoruz şu an. Kafa şey, iyice bastı. Direksiyonun bir tık daha yumuşak olmasını isterdim. Tam o zaman Amerikan olurdu. Yani o en son kullandığım Cadillac direksiyonu çok aşırı yumuşaktı. Bunda da bir tık yumuşaklık isterdim. Bak senin buradaki fitilden ses geliyor abi. Evet evet. Bu çok basit. Onlar da eskime evet, var biraz muhtemelen. Onu küçük bir değişimle hemen normale döner. Bu araçta 80'le 90'la gitmek de çok keyifli. Neden dersiniz? Normalde işte atmosferik araçlarda düşük, bu kadar düşük devire düştüm de 2000 devirlere. Araç böyle şeyi hissettirmez, gitmek istemez, boğulur. Bunda o durum yok. Bu her zaman daha stabil bir şekilde ilerliyor. Bunda galiba yelken modu da var abi şanzımanda. Evet, evet, süzülme modu. Evet. Çünkü biraz önce bin devirin altına aldı, eğimi gördü, eğimi görünce de vitesi aldı arabayı. Ayağını koyup gazdan çektiğin zaman bak düşürüyor evet, zaten şimdi. Bak şimdi gaz vereceğim, hop hemen kaldığı yerden devam etti. Aynen. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Hemen kendi 1500 devir atıyor, süzülmesini sağlıyor bu şekilde. Ses yalıtımına bakalım arkadaşlar. Ses yalıtımını dinleyelim. Öncelikle bak yandan geçen arabanın sesini çok fazla vermiyor içeriye. Fitiller eski olmasına rağmen. Şu an arabanın içindeki ses ne biliyor musunuz? Yol sesi bir. Bir tık yol sesi geliyor. Motor neredeyse yok gibi. Yüke binmediği sürece ses vermiyor. Ve sadece rüzgar sesi de şuradan geliyor. Bak arabanın evet, rüzgar sesi yalıtımı çok iyi. Evet. O da fitilden belli yani, çünkü o ıslık sesi yaptı o. Fitilden arkadaşlar rüzgar sesi veriyor. Ama bu arabanın en iyi yanı rüzgar sesi almaması, onu söyleyeyim. Evet. Yani belirgin bir sadece teker sesi var. O da güzel bir lastikle biraz daha azaltılabilir. Genel itibariyle yeni bir araç gibi sessizliği var. Şimdi tabii kıyas olmaz ama Honda Civic kullanmıştım ya geçen de. Evet. İşte o da ya 99 modeldi ya 2000 modeldi. Aynı modellerde. Kesinlikle kıyas değil. Ama onunla mesela dışarıda gidiyorum, motor bisiklet gibi hissediyordum. Evet. Bayağı dışarıda gibiydi. Jonasyon yok tabii. Evet. Burada aynı yıllarda olmasına rağmen kullanılan malzemenin farklılığından, üretimden farklılığından oluşan o sessizliği net hissediyorum. Bak hemen 120-130. Ve ben daha dip gaz yapmadım halde. Zaten o roketlemeyi dip gazın çok dibinde istiyor. Evet. Komple basman lazım. Yani evet. Kadar. Gaz pedalı çok farklı dediğin gibi. Evet, evet. Yani çok katman var. Evet. Bir katman geçiyorsun, ondan sonra o şeye geçiyor, aynen, overdrive'a geçiyor. 2-3 kademe var dediğim gibi, aynı kesinlikle. Biraz farklı bir gaz pedalı yapmışlar. Bakın arkadaşlar, şimdi 4000 devirden sonraki devirlenmeyi görmenizi istiyorum. Bak gaza aynı seviyede basıyorum. Bak ne kadar hızlı devirleniyor 4000'den sonra. Bak viraja şimdi birazcık seri girelim. Yok ya. Sadece o yumuşaklık biraz korkutuyor ama arabanın yol tutacağını bildiğin için gayet rahatsın. Mesela burada zıplayalım şöyle bir. Arabayı kesmek çok zor ya. Yanağa binerek dönüyoruz, acayip hissettiriyor ya. Bu arabanın tabii limitlerini öğrenmen lazım. Sonuç olarak limitini bilmeden çok zorlayamazsın. Yani içinden gelmez zorlamak, çünkü hissiyat sana kayacakmış gibi hissettiriyor ama yok, kesinlikle öyle bir durum yok. Arkadaşlar
Camry'nin olabildiğince sizlere her şeyini anlattım. Konforundan bahsettik, sessizliğinden bahsettik, motorundan bahsettik. Toyota Camry'den anlatıcılarımız bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu arabayı da almak isterseniz bu arada Hüseyin abimiz de satacaksın değil mi Hüseyin abi? Sen de bir yani yavaş yavaş. Ben satışa koyacağım. Sen tamam. Siteye malum. Eğer siz de arkadaşlar koyarsak da ilanı ben sizlere bilgilerini yazarım. Hüseyin abi gerekirse telefon numaranı da yazarım ben oraya. Tamam. Arkadaşlar bakarlar. Sizlerin de aklında bulunsun. Videomuzu kapatıyoruz. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Hüseyin abi ayrıca teşekkür ederim sana. Rica ederim. Allah razı olsun. Her zaman bekliyorum. Yakında şu 2005 model Camry'yi de çekelim beraber. Tamam, çekeriz. Güzel olur, güzel bir seri. Kesinlikle. Yani belki son serilerimle çekeriz. Yani yakın zaman İstanbul'da genelde bu araçlar oluyor. Çoğunluğu İstanbul'da kullanıyor. Evet. Belki çıkarsa onları da arkadaşlar test ederiz. Kendinize dikkat edin, görüşürüz.